vali girdi araya. Vali dedi ki biz işte geçtiğimiz Aralık ayında dava açtım çöplükle ilgili, çöp tesisinin kapanmasına ve halkın uğradığı zararın giderilmesine yönelik davamızda 700 imza toplandı. Halkın her birinden, imza atan kişilerin her birinden röportaj alındı. Buradaki yaşamın ne kadar çok bunaltıcı ve zahmetli bir şey olduğuna dair insanların psikolojisi bozulmuş durumda. Biz gerçekten kendimizi çok değersiz hissediyoruz. Çok değersiz hissettiriliyoruz. Gerçekten buradaki insanların, buradaki doğanın hakları zapt edilmiş durumda. ...2007 yılından beri çöp dökülmekteydi. 2012 yılında kapatılacak olan çöp tesisi bugüne geldiğimizde hala hızla büyüyerek devam etmekte olduğunu görüyoruz. Birçok davalar açtık. Hiçbir tanesinden bir sonuç alamadık. Yani sonuç alamadık derken sadece ben rahatsız olmadım bu işlerden. Bütün köylü ve etrafın insanları rahatsız oldu bu işten. Yani bize burada zamanında çok az bir müddet kalacağı hakkında bilgi verildi. Benim evimle çöplük arasındaki mesafe 50 metre olabilir. İşte siz de görüyorsunuz burada. Yalnız arazinin sıfırındadır. Sıfırına yapılmıştır. Bize sorulmadı ki zaten bunlar geldiler, kendileri yaptılar. Ve o zaman müracaatlarımız yaptık, şikayetlerimiz yaptık. Fakat hiçbir tanesi önemsenmedi, benimsenmedi. Evet, şu an çöplükte şu an yapılan yeni yol bizim arazimizi ikiye bölüyor. 11 dönümün 2'ye, 7 bir dönüm bir tarafa, öbür kalan da öbür tarafa bölünüyor. Geldi istediler ama vermedik biz. Hak sahipleri de kabul etmediler. Ama çöplükteki avukatlar, oradaki şirket sahipleri tehditvari, yani siz vermeseniz de kamu davası açarız, biz orayı alacağız gibisine konuştular. Yine de razı olmadık. Biz avukatlara müracaat ederken araya Vali Bey girdi. Vali Bey eşimi çağırdı. Ondan sonra hak sahiplerini çağırdı. Sözleşme yapılmasını gerekti. Sözleşmede 2 yıllığına sadece yolun kullanılmasını, yani yol kullanılacak, 2 yıl sonra bu çöplük kapanacak sözü verildi bize. Çünkü biliyorsunuz orası 11-12 yıldır olduğu için hani biz de 2 yıldır kapansın anlamında verdik. Ama ne yazık ki bizden habersiz yol vurdular. Bizden habersiz 3. yolu da vurdular üst taraf. Yağmurlu havalarda, çok yağmurlu havalarda veya az yağmurlu havalarda ne zaman yağarsa yağsın, bu karşıda görmüş olduğunuz yerlerden sızan sularla burası doluşuyor, doluyor. Buradan da hemen aşağıya bahçenize akıyor.